Selamlar tekrardan. Merhabalar arkadaşlar. Katana Zero ile devam ediyoruz. Bugün Eda da var. Biraz bağırabilir yanında falan. Hots oynuyor. O artık biliyorsunuz. Kayıt dışı kaldı. Bundan sonra video dışısın dedik ona. Ocak dışısın der gibi onu video dışı bıraktık. Neyse şakalar bir yana arkadaşlar. Bu arada bir gel. Biz düğünden sonra ilk defa birlikte görüneceğiz. Çünkü düğün sonrasında ben çektim video ama sen yoktun. Şöyle merhaba de. Merhaba. Biz evlendik. Biz evlendik. Onunla ilgili videolar daha sonra belki gelir. Çünkü daha fotoğrafları falan düzenlemedik falan filan. Gelmez büyük ihtimalle de gezi videoları gelir belki. Şimdi Katana Zero'ya devam edelim arkadaşlar. Bir psikodelik bit grafikli platform oyunumuz. Yanına kaydırmalı, ilerlemeli. 25 lira Steam'de arkadaşlar, değer mi? Değer ki ikinci videoyu çekiyorum. Özetle böyle biz hemen hız kesmeden, laf uzatmadan devam edelim. Evet, club görevini yapmıştık hatırlıyorsanız. 10 bölümdü galiba. Biz 3 bölüm icra ettik. Burada dedim ya size bölümü bitirmedik, acaba sıkıntı olacak mı diye. Böyle sağa sola kaydırarak save bölümünü işleyebiliyormuşuz. O yüzden şöyle E kısmına, bu save konusu da hoşuma gitmişti. Onu da söyleyeyim tekrardan. Böyle memory, yani videoyu kaydediyoruz yani görev yaparken de. Aynı şekilde save kısmını da alabiliyorsunuz. Bu arada burada ne söylediğinizin çok bir önemi yok. Her türlü RP aynı yere geliyor bu arada. Hızlı geçmek için buraları daha önce yaptık hatırlarsanız. İşte dinozor aradık evin içinde. Hızlı bir şekilde geçsem dahi kız evin içine geliyor. Dinozoru arattırıyor falan filan. Bilginiz olsun diye söyledim. Yani RP'si biraz daha hikayesel olmuş yani. Neticede aynı yere varıyorsunuz. Sadece bu searching kısmı değişebiliyor. Şöyle koltuğun arkasına bakalım tekrardan. En son koltuğun arkasındaydı çünkü büyük ihtimalle yine oradan çıkacak. Oradan çıktı. O dinozor bizim değil demiştik. İnanmamıştı falan filan. Tekrar uyuyacağız ve uyuduğumuzda kaldığımız yerde kalmış, şey, devam etmiş olacağız. Bay bay küçük kız, git artık evine. Ben de şuradan çayımı içeyim. DJ Electrohead öldürüldü ki biz öldürdük. En son hatırlarsanız şey, hani o ilacı, yani ilaç dedi, drug şeyini, uyuşturucuyu biz temin ediyorduk meğersem. Bizi öldürmüş olduğunu hatırlıyordu. O yüzden bize inanamıyordu. Tekrardan yakalamaç oynuyoruz küçük bir kızla. Ve küçük kızı Behemoth yaptı. Bizi de vurdu o sırada. Behemoth muydu? 7 gün kaldı. Şu masanın üstündeki oyuncak vardı ya kızın. Diğer dinozoru yaklaştıkça şey yapan. Işığı yanan. O. Neden Electrohead'le benim konuşmamı istemedin? Drug dealer olarak bilinen. You are the too important, çok önemli. Anlıyorum, peki. Bu durumda 4 district'e gideceğiz sonunda. Benim ilacım ne? Electrohead'le konuştun mu? Konuştuğumu söylemedim. Ama dediğim gibi zaten ne seçenek seçersiniz seçin, RP aynı yere geliyor zaten. İşverenlerimiz bu konuda hassaslar. Senin ortaya çıkmanı istemiyorlar. Görevimiz ne ki?
senin anıların beni endişelendirmeye başladı diyor. Yasal dışı uyuşturucu ticaretine dönüyor 3. distrikte. Bu bittiği zaman belki normal hayatına dönebilirsin eğer istersen. Bunu isterim dedik. Şu anda ilacımızı almaya çalışıyoruz tabi bu söylenti karşısında ama biraz da RP yapıyoruz. Hiccups tarzı bir şey var. Anlıyorum. İlacının yan efektleri var. Tamam, anlıyorum. Gönder artık. Gene bize ilaç saplayacak. İyileşme sürecin ilerliyor. İlacın dozajını düşürebiliriz. Bir önemli şey daha var. Need to speak. Really? Medya has taken colony dragon. Medya bizi ejderha olarak tanımlamaya başlamış. Ancak bu tabii etkileyici olsa da iyi bir şey değil. Yani bizim görünmez olmamız gerekiyor. Daha dikkatli ol falan tarzı böyle. Hadi bakalım gidelim. Geçen sefer bir polis de öldürmüştük hatırlarsanız. O da iyi değildi. Fa Yuan isimli birini öldüreceğiz. 49 yaşında. Political dissident, leaker, scheduled testify, military. Peki. Başka kimse zarar görmemeli. Eğer başka şansım yoksa. Basit bir operasyon. Olmasına müsaade etme. Evet, müziğimizi açtık. Zaten öldürülmüş burası. Burada başka bir olay dönüyor. Bizden önce birileri gelmiş buraya. Aa, geri dönemiyorum. Alt kata inmedim. Buralarda bir şeyler var mı acaba? Bilemedim. Burada bayağı bir katliam çıkmış. Hapishane burası. Belli yani hapishane oldu. Bedeni hala sıcak. Fa Yuan'ı bulduk. Senin etrafın sarıldı dragon diyor da biz değiliz. Teslim ol ya da maksimum force ile gireceğiz size, sana diyor. Ama polisleri öldürmek istemiyordum ben.
Ha, burada alt katın böyle bir önemi varmış. Kaydetmiyoruz galiba, bilmiyorum. Yani polislerin öldürülmesi unacceptable'dı diyor. Kimse öldürmedi. Biz herkesi öldürerek çıktık. Yani benim şeyim oldu o biraz da. Yani öyle bir şey yapmak istemezdim açıkçası. Babanın ilaca ihtiyacı var. Lütfen yardımcı ol. Chromac Busters in the World. Ha, savaş şikası. Sana yardımcı olamıyorum. Ya ben de hizmet ettim o zaman abi, böyle şey mi var? Chromax ne ya? New Mecha şeyine madalyonu gösterdim. Benden çaldın dedi. Madalyamızı almaya çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyorsun lan? Madalyamı ver. Öldürmeyeceğim seni. Öldürmediğim için pişman olacakmışım gibi hissediyorum şu anda. Yine o kız çocuğu var. Bunu sana vermem mesela. Bir kaset, video teyp gibi. Bunu sana kim verdi? Bilmiyorum. Bir adam aptal bir saçı vardı. Sadece sana verdiğinden emin olmamı istedi. Yani ben de izleyebilir miyim? Ne olduğunu bilmiyorum henüz. Sadece aptal bir film, hadi ne olabilir gibi falan. Bugün olmaz. Zorlayacak tabii, küçük bir kız çocuğu olduğu için. Ne bileyim yani, görevi o galiba hikayede. Şimdi olmaz, o tamam mı? Kabul etti. Enteresan. Çok anlamadım. Şu an kasetteki şeyi de mi biz yapıyoruz yani? Roleplay. Bunu sadece izlemem gerekmiyor muydu? Tamam. Train Bros diye bir kültür varmış onun. Cigara falan takılıyorlar galiba. Niye, gerçekten mi? Yok, orada saksılar falan var, ondan dedim. Pizza guy mı, polis mi? Aynen, cigara takılıyorlar. Ya Esra mı takılıyorlar? Başka biri geldi. Bu kim? Burada bir parti var. Kim parti yapmak ister? Adam geldi, dövdü bunları. Ben bu parti için sanırım çok sertim dedi. Biraz daha dövüyor galiba. Lütfen dur falan, böyle aptal müzik ne falan diye. Bir şey oldu yani. Ele geçirilme durumu oldu. Senin için bir hediyem var.
Bir ilaç sapladı ve... Alo, bir şey mi unutmuşuz? Merhaba, bir şey kız. Evet evet, müsaitim müsaitim. Gel, söyle söyle. Ne oldu? Evet. Neyler geldi? Ne oldu aşkım? Bir dakika. Ne oldu ne oldu, bir anlat, anlamadım. Abi şu an bir telefon geldi arkadaşlar Eda'ya ve ne olduğunu çözmeye çalışıyorum ben de. Evet. Parti adamı değilsiniz falan galiba diyor da şu an ben burada odaklanamadım ve bunu da durduramıyorum galiba ya. Heh. Durdurdum, bir saniye bir pause yapacağım. Evet. Geri geldik. Çok da önemli bir şey değilmiş. Odaklanabiliriz Eda'nın iş yerindeki bir dedikodusal bir şey. Herif geldi, bizi zorla ilaçladı, ele geçirdi. Böyle apt aptal da konuşuyor. İşte parti yaratı değil misiniz diye. Özür dilememiz gereken kişi ben değilim de. Ne oldu acaba, benim şey mi? Komşunuz. Aa, bizim komşu mu bu? Seri katil olanı tanıyor musunuz? Yaşayan bir efsane. Sizin yüzünüzden uyku uyuyamıyor. Buradaki aptal partinizden dolayı diyor. Aa, yan ev. Bu arada kardeşimizdi galiba. Gene öldü bu adam. Bu sefer oyunun oynadığımız kimse yok. Ha, kardeşimiz değildi acaba, oyuncağımız mıydı o bizim? Şu masadaki oyuncak. Yani kardeş diye bir kimse yok. Bu ara 6 gün kaldı. Bir görev daha hallettik. Bu biraz hızlı sürdü. Aa, ofisin dışındayız. Kapalı galiba burası. Bir şey asmış. Yarına planlanmış. Şu an ilacımızı alamadık. Günlük rutinimizi bozduk oyunda. Bir hamur limuzin yanaştı. Arabayı aldılar bizi. Yağmurda yürürken gördüm seni. Kim olduğunu anladım. Senin büyük hayranlığım, çok büyük. Adırnay, fabrikada mıydın daha önceki gece? Yukiel, sen mi öldürdün diyor. Ne istiyorsun? Sen dragonsun diye, tamam. Hediyem hakkında ne düşünüyorsun? Komşularımı neden öldürdün? Ya, gürültücü komşular diye gülüyor. Wire Cutter Park Inspired Adventure. Yanlışlıkla seçtik. Şey ister misin? You party, partilemek ister misin? Kola. Combat drug. Bu savaş zamanında bir uyuşturucu savaşı içerisindeyiz şu anda. Hayır, kılıcımı istiyor bunu kesmek için. Korkak olma. Bana bir bıçak ver. Bana bir bıçak ver diyor. Kızı dövdü orada. Bunlar herhalde uyuşturucudan baygın halde. Bıçağı verdi.
Kokain çekti. Kafa güzel. Rusça küfür ediyor. Hayır, ben istemiyorum. Bugün olmaz mı? Hala yükseliyorum diyor. Stüdyo 51'de havalı kameralarım var diyor. Aptal kare, smaç desik, onların kafalarını kırın, anlatıyor. Life League videoları çeken look like kid shit. Anlamadım, seninle çalışacağımı düşünmüyorum dedim. Hadi alalım. Gayet güzel bir hareket yaptım hani senin komşularınla. You killed my boys, it's all good. Sen bir insan altı bir şeysin gibi bir şey dedik ona. Sen bir gecede onun yani ikiden daha fazla adam öldürdün. Hani benim komşularını öldürdüğü için yargılıyoruz yani. Rusça bir şeyler söylüyor. Gerçekten mi? Cut from the same cloth. Biz hani aynı kumaşın insanlarıyız. Aynı kumaştan kesilme insanlarız gibi bir şey söylüyor. Sana ne önerdim farkında mısın? Neden saygı duymuyorsun falan gibi bir şeydi. Arabadan attı bizi. Düşmanımız bu galiba. Fuck off Snow, come, he wasn't interested. İlgilenmedi teklifimde. Demek ilgilenmedi. Okey, kendi bilir. Neyse bilir. Snow abimizle telefonla konuşuyor. Snow dediğimiz kişiyle. Buraya yürüyerek geldik. Herifi bulduk. Gerçekten beni takip mi ettin dedi. Bizi vuracak. Kılıçla karşılık verdik. O neydi diyor. Su kabilet bir şeyler dedi. Su kabilet dememişti. Öyle bir şeyler dedi valla. Şimdi müziği koydu. Evet. Başladı arkadaşlar. Elimizde bıçak var galiba. Hani vücudum yaşlanıyor ama o da şey, yaşlanıyorum. Falan tarzı, böyle yorulmuş orada. Asansörü çağırdık çünkü buradan geçemeyeceğiz. En üst kata çıkamayacağız. Quiet Hill, sakin tepeler. Uzay, bir de Chapel of Dawn, neyse ona gidelim bakalım. Asansörle aşağı indik. Böyle trenle adam kesmeceler. Ananı. Orada vaktinde zıplayamadım sadece. Niye zıplayamıyorum burada? Aslında aynı şeyde zamanda zıpladım ama. Aa, eyvallah. İleri atılabiliyormuşuz bu arada. Onu öyle bir hızlı yapacağım ki. Fuck. Orada altta trene yetişmem lazım.
Tamam. Abi ama basmıştım ya. Çözeydik ya. Zaten trenimiz öldüğü için. Orada öyle bir zamanlayacağım ki onu. Ama yetişemedim sana. Aha siktir. Anladınız mı? Lazerleri kesiyor orada. Ben ne boşuna hareket yapıyorum ya. Ne oldu? Burayı da mı çok hızlı yapmam lazım? Bir key kart aldık oradan. Gene asansör yerine geldik. Şimdi burayı bitirdik. Lobiden geldik zaten. Sakin tepelerikçe sanırım her yeri bitireceğiz böyle böyle. Değişikmiş. Ha! Malım ben.
Of. Ne oğlum? O gaz bombasını almadan öldürebilecek miyim, ona bakacağım. Tamam, o gaz bombasına ihtiyacım var orada. Aynen. Zaten bölümün sonuymuş yani. Keşke onu kullanmayacağım, saklayacağım diye uğraşmasaydım yani. Oğlum. Aşkım ölüyorum biliyor musun orada? Öyle mi ha? Başka böyle bıçak var, bir şeyler var mı? Yok. Çok güzel. Sıçtım. Oo, çok kalabalık burası. O şeye ihtiyacım var yani benim. O bıçağa da ihtiyacım var. Buradan aşağı doğru sallamak istedim ben onu ama aşağı doğru nasıl atacağım onu hiç bilmiyorum yani şu anda. Thank you.
İnanın hiç bilmiyorum şu an buraya nasıl geçeceğimi. Böyle. Tam Blue Cave kart aldık. Yani hiç o toz dumana falan gerek yok. O neydi lan? O Silent Hill'deki şey değil miydi ya karakter? Ama şey film şeyi değil mi? Aşkım ışığı yaksana oradan bir ara. Niye? As. Şimdi bir kata gitmedik. Şurası. Uzay. Çok acele ettik. Hayır ya. Kim vuruyor abi orada? Anlamıyorum. Yani standart bir mekaniği yok yani anladığım kadarıyla. Abi niye ben yanıyorum? Niye? Allah kahretmesin. Çok komik ama ya. Siktir git ya.
Onun ne oldu? Ne yapmaya başladım ben ya? Şans mı geçmişim ben yani oraya? Bu muydu? Eğlenceli mi? Çok. Şimdi bir dakika. Lan! Şöyle çek ben. Niye? Niye? Abi bastım ama bastım ya bastım yavaşlatmaya bastım ya. O nereden kalktı ya? Abi. Ne ara neyin vurduğunu anlamıyorum ki abi. Şaka gibiyim. Yere düştüm, fark ettiniz mi? Yumruk yedim ya. Kahretsin, yumruk yedim ya. Ah çok geri gidiyoruz ama. Bazen de o kadar ben daha hızlı hareket ediyorum falan yani bilgisayardan. Sosyal ITC abone oldu YouTube'dan. Teşekkür ederiz. Hoş geldin abi. Yayın dışındayken
Böyle yayın dışında abonelik falan geldiği zaman çok mutlu oluyorum. Demek ki insanlar izliyor realde falan. Realde yalnız. Normalde unrealde mi izliyorlardı beni? Yellow key kartı da aldık. Neyse işte böyle abone olun arkadaşlar. Belki yayın esnasında ya yani kayıt esnasında falan denk gelir. Böyle gereksiz mutlu oluyorum yani anladınız mı? Müzikler güzel değil mi? Ben burada mı öldüm? Lobiye geri gidiyoruz. Lobi. Belki bir yerler falan açıktır aşkım. Bilmiyorum bakarım. Evet, key kartları koyduk oraya ve kapı açıldı. Ne? Çok hızlı geldi. Oha. Ya ama oradan tek kişi geliyor bu arada. Oha ya sen nereden duydun da geldin acı ya. Bölümü çözemedim daha arkadaşlar. Şimdi geldi. Get over here. I don't. Get over here. Buraya geldi. Birini çağırdı. Get out. Bu bir iş konuşması. Müziği kapattık. Konuşmaya başlıyoruz.
Lan! Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oldu lan, ne öyle? Bir dakika, orada ben anlamadım ama. Çok daha hızlı sıktı yalnız bu sefer. Bir şeyler oldu, fark ettiniz mi? Biri beni kesti, bir kız geldi orada. Ama senin pet projelerin olmadı neydi? Snow dediği bu, ha. Bu sadece bir uyarı senin için diye. Yani sana olan merhametimi hata olarak şey yapma diyor. Bir şey oldu orada. Zaten yenemeyecektik galiba biz bunu yani. Yani tekrar görüşeceğiz. Şey, tekrar görüşeceğiz dedi de şey, bizim psikiyatr. Kapı çaldı. Hayır. Kapıyı açalım. Ha, bizim oyunda mı çaldı? Ha, cadılar var mı? Trick or treat. Sen benim gibi mi giyindin diyor. Kız çocuğu bizim gibi giymiş. Anlayacağını biliyordum diyor. Hep oluyor hala. Neden benim gibi giyindiğini soruyoruz şu anda. Çünkü Halloween. Kostümümü beğendin mi? Evet, tatlı. Tatlı olması gerekmiyordu, korkutucu olması gerekiyordu. Okey. Şekerleme istiyoruz. Balık kafası bulduk. Leviathan'a söyle. Happy Halloween. Okay. Uyumak istiyor musun? Evet, uyumak istiyoruz. Swordsman hapishaneye doğradı. I drug dirty ilacına, çayına ilaç attım diyor falan, böyle gülmeler saçmalama falan, böyle rüyalanıyoruz yani şu an. Peki. Tamam. Saçmalanıyor yani şu anda. Gerçekten bir şey yok yani. İşte katilsin ha. Seni ya. Seni. Ya sen gerizekalısın. Aha. Yandaki kızdan bahsediyorum. Bayağı bir böyle RP oyunu ama yani konu da çok saçma. 4 gün kaldı. 3 gün kadar falan mı uyudum ben? Televizyon nerede?
Buraya nasıl geldik lan? Rüyandaki maskeli adam hakkında konuşmak istiyoruz diyor. Oğlum ne oluyor? Buraya ne ara geldim? Oğlum! Beni dinliyor musun? Bir de bu piece of shit falan diyorsun bana. Ne oluyor oğlum? Oğlum bir psikodelik bir şeyler oluyor şu an. Get the fuck. Ne oluyor? Get the fuck off. Askerleri öldürmek o kadar kötü değildi. Zar zor hatırlıyorum. Ama yanan köyler, çıplak köylüler ağlayan. Onları izlemesi çok zor. Onları her gün görüyorum. Bu PTSD değil, bu uyuşturucu. Only been a week. Sadece bir hafta oldu ama bir yıl gibi geçti. Her cümle daha da uzuyor. Sivrisinekler daha da fazla ses yapıyor. Yani şeyi bıraktığın zaman, uyuşturucu bıraktığın zaman zaman durur falan. O kadar hızlı çeviremedim arkadaşlar. Yani green. Çünkü hour glasses falan. Yok, bir uyuşturucu şebekesiyle alakalı bir hikaye anlatıyordu. Bir anda 4 gün falan kalmıştı. -684 gün mü kaldı? Şu an o biz mi olduk yerdik amca? Yani şey istiyor, ne ister, ne denk getirirse. Ama bunlar maskeli herifler. Oha! Ne oldu oğlum? Kız ölüydü orada, psikiyatrist ölüydü. Dozajı arttırdık. Oğlum ne oldu ya? Yeni bir görev geldi. Al Kasım. 71 yaşında. Tamam öldürelim. Kasım mı? Kasım ha. Mission Hideout. Ben bu arada şöyle arkadaşlar, 1 saat olmuş. Videoyu fazla uzatmayalım. Bir sonraki bölüm devam ederiz. Şimdi ana menüye geri dönelim. Bakalım ne kadar şey görme, ama kaç bölüm olduğunu bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim şu anda. Continues from previous level. Level progress will be lost. Ha, eyvallah. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Buna bastığım anda bana bir soru soruyor. Ben buradan devam edeceğim. Factory 1, Hotel 2, Club 3, Prison 4, Studio 5, Mansion 6. 6. bölümden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde 1 saat oldu. İzlemesi zorlaştırmayalım daha fazla. Dediğim gibi devam ederiz. Belki bugün bile devam ederim. Bakarız. Saat daha erken. Öpüyorum. Görüşürüz. Öpeyim abi. Şunu kapatayım da şuradan. Haydi gençler. See ya.